Gençler hepiniz hoş geldiniz muhtemel son bölümüne Hitman 3'ün. Muhtemelen son bölüm değil. Aslına bakarsanız son bölüm fakat son video olmayabilir. Çünkü ben uzun uzadıya oynadığım için bu bölümün, daha doğrusu başlayacağımız bu Mission Untouchable, yani dokunulmaz görevinin artık Hitman'in son görevi olacağını düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş olayların çözüldüğü noktaya da yaklaşıyoruz. Çok çok teşekkür ederim hakikaten şu zamana kadar göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, yorum ve beğeni için. Hitman benim oynamaktan çok büyük keyif aldığım oyunlardan bir tanesi ve bu arada bakın şunu fark ettim. Destination birazcık karıştırdım yine açıkçası. Hani ne bileyim, açılabilir eşya vesaire bulabilir miyim diye. Bakın şunu fark ettim. En başa dönüyorum. Tamam mı? Hakikaten Hitman 1'den bu yana geçen bölümler ve Türkiye yok abi. Hani acaba dedim ne bileyim, Hitman ilerleyen bölümlerinde Türkiye vesaire gelir mi? Devam oyunlarında veya DLC'lerde bilmiyorum. Bir şekilde Türkiye olaya dahil olabilir mi? Fakat maalesef görünüşe bakılırsa bakın görüyorsunuz İtalya, Fas, Tayland, Amerika, Japonya, yani birçok ülke var. Keşke mesela Türkiye'de olsaydı diye düşündüm şöyle çok kısa bir süre. Fakat maalesef Türkiye'miz, hatta en son bölümü de kazayla görmüş olduk abi. Karpatyan dağları mı, öyle bir şey görmüştüm abi yanılmıyorsam, o da Romanya'daydı. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım ve Hitman'in son görevi Untouchables'a giriş yapıyoruz. Şimdiden iyi seyirler genç dostlar. Haydi bakalım abi. Hitman. Bu sefer Diana Miss Burnwood bizi arkamızdan... Planlama safhasını ben tamamen unutmuştum abi. Ve görünüşe bakılırsa herhangi bir şey geçiremiyoruz. Yüksek ihtimalle bu Almanya bölümüyle alakalı bir... Alakalı diyorum. Hani Almanya bölümünde benzer bir şekilde olaya dahil olacakmış gibi hissediyorum kendimizi. Fakat oyuna baş... Az önce kapalıydı abi sanki play tuşu. Neyse biz ekipman seçmedik bu arada sanırım. Dımdızlak atacaklar bizi abi. Problem değil. Hitman'daki yeteneklerim artık sanırım Are you still here? Bir saniye. Evet bize şey vermişti. Clinging on to your self-image. Hala kendi görüntünde misin, şeyde misin, oraya mı takıldın? Baş avcı. Bize nörotoksin vermişlerdi gençler. İnsan sağlığı için inanılmaz derecede zararlı bir kontrol bizde mi lan? Vallahi kontrol bizde ha. Nörotoksin. Nörotoksini ben şeyden biliyorum abi. Portal oyunlarından. Portal 2'de. 1'de var mıydı emin değilim. Bir saniye. Başka oyundan bahsetmiyorum. Hitman oynuyorken. Her zaman baş şeylerin arkasına saklandığını diyor 47. Ve Lucas Gray'e doğru yürüyoruz. Ve bunlar da bizim öldürdüğümüz kurbanlar geç hatırlayacaksınız ki. Dile bir dikkat dağıtma mıydı senin mükemmelliğin? Kontrat üstüne inşa edilmiş bir duvar. Seni rahatsız edici gerçeklerden seni korudu şu zamana kadar. Burayı hatırlıyorum. Seni yapmak istedikleri alete oluverdim bir anda. Oha! Allah! Oğlum geçmişlerimiz bizi... Çok müthiş bir... Kendi başına nasıl acaba çalışırdın? İsmin bile yok senin. Ben sana bir isim vererek de senin ismin yoktu. Oğlum ciddi olamazsın. Bu o. Burnwood beni asla şaşırtmıyor. Şaşırmaktan geri kalmıyor. Cidden çok bireysel bir kişisin sen. Yani tek başınasın yani. Seni öldürmemi istedi biliyor musun? Şanslısın ki... Asla kullanışlı bir şeyi ben çöpe atmam. Serumu hazırlayın. What? Ne sorumu lan? Unutmak o kadar da kötü değil. Daha önce yaptın. Evet hafızamız silinmişti ya bizim. Lucas Gray'i o şekilde unutmuştuk gençler. O ne yapıyor acaba? Hala bize mi bakıyor? Sanırım bize bakıyor. Artık zamanın geldiğini kabul edemeyecek. Belki de onu ormana götürüp bırakmamız lazım. Tam bir klasik. Yani çok çok klişe. O çok sağlık bir aletti. Ama her şey tabii ki olacağına varır. Sanat... İşin bitti mi? Toksinler senin korkularınla oynuyor. Onlara asla izin verme. Lucas, adamsın lan. Oğlum Lucas. Come on. Gotta get your head straight. Hadi iyi kafanı toparlaman lazım ihtimal. Nörotoksin gençler çok zehirli. Portal 2'de hatta Portal 2'nin kötü karakteri GLaDOS bizi öldürmek için kullanmıştı. Portal'la alakalı çok fazla böyle
arka planıyla alakalı daha doğrusu oyunu. Sadece sırf oyunla alakalı değil de ne bileyim Half-Life'la bağlantısı, o bu vesaire gibi çok fazla şey okudum. Beni öldürmek istedi. Biz yaptıklarımızdan sonra onu yapmaya hakkı var abi yani. Ama olan şeyler bu değil. Çünkü biz ailesini öldürdük ya gençler. O gücü seçti. İşin sonunda o da onlar gibiydi. Hayır. Edward'ın kendi zekasını ona karşı kullanmayı başardı. Gerisi sana kalmış. Nasıl yaparım bilmiyorum. Biliyorsun. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. Providence'ı kurtaracağım. Providence'dan kurtulacağım Edward'ı saf dışı bıraktıktan sonra. Tek yapman gereken geçmişinle yüzleşmek. Bak arabayı patlat. Oğlum ciddi olamazsın. Yapmak istemiyorum ve başka seçeneğim de yokmuş gibi duruyor gençler. Oğlum ya ne kadar durursam durayım yüksek ihtimalle bir şey değişmeyecek geç. O yüzden basıyorum. Eyvah abi işte en sevdiği Eliminate Arthur Edwards'ı öldür görev ve Providence üyelerini de ortadan kaldırabilirsin diye de güncellendi gençler. Görevimiz aman yarabbi hide mi? What? Nasıl hide'lanabiliyoruz lan? Ah taklit yapıyoruz ölüymüş gibi veya baygınmış gibi. Peki saplayalım bakalım kullanımcımız herhangi bir alet var mı? Yok. Pekala gençler hepimiz yapacağımız şeyi biliyorsunuz. Bu lanet olası yerden kaçıyoruz ve bizi nörotoksinlerin artık öldüremeyeceğinden %100 eminiz. Genç dostum telefona saldırmak için telefona yaklaşmak için çok yanlış bir zamanı seçtiğini söyleyebilirim abi. Gel dostum şimdi şöyle. Çok fazla deneyi yalnız bırakmamak lazım abi. Denek eğer Hitman'se. Gel bakalım. Seni saklayabiliyor muyum benim gibi? Yüksek ihtimalle saklayabiliyorum ve saklayacağım. Hayır sen sen değil Hitman. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yavrum? Bak ceset getirdik buraya veya baygın arkadaş diyebiliriz. Providence doktoru. Harika. İşte bu kadar abi. Tek yapmamız gereken... bak ilk defa böyle bir şey görüyorum. Subject 47. Yani 47. denek. 47. denek değil tabii ki. Denek 47 olarak direkt disguise'layabiliyormuşuz. Bu neymiş abi? Mavi laboratuvar anahtarı. Harika. Ivır zıvır. Burayı taşırabiliriz. Birisi gelir ne oluyor diye bakmaya. Herhangi bir şey var mı ilgimizi çeken? Yok. Burada bir tarz moleküller. Keep enter mı? Nereye enter lan? Allah! Bir dakika. Arkamızda dolap varmış abi. Çık dışarı. Hiç anlamıyorum bunları biliyor musunuz? Kimyadan lisede aklımda kalan tek bir şey varsa abi o da orbiteller. Neden bilmiyorum. Çünkü o zamanlar yapması hakikaten çok kolaymış gibiydi. Onun da bir formülü vardı. Bak hiçbir şey hatırlamıyorum. İsmini hatırlıyorum şu an için. Aa anahtar yerde miydi abi? Aa bayıldığımızda yere mi düştü? Peki. Orbitalleri hatırlıyorum. Yani nasıl çözüldüğünü, ne olduğunu görsem tanımam. Fakat isim olarak orbiteli hatırlıyorum. Abi. Onlar böyle Renault amblemine benzer bir şeyleri vardı sanırım. Neyse. Aa doktor olabiliyoruz. O bir dakika. Bir isim bulmamız lazım. Akılda kalacak. Reklamlarda kullanabileceğimiz şekilde. Reklamlarda mı kullanacağız? Kim aklının silinmesini ister ki? Hayır akıl silinmesi değil. Yani zeka... Bak serum şu an için uzun ve kısa dönem hafızalarınızı siliyor diyor tamamen. Ama birkaç cycle sonra her bir anıyı izole edebileceğiz. Çirkin ayrılmaları, çocukluk şoklarını, savaş travmasını her şeyi bir anda unutabileceksin. Neden bahsediyorsun? Ben ama eski anıların bazılarını seviyorum diyor. Mesela ne bileyim yani ayrıldığı zaman kız arkadaşına vesaire o çığlıkları özlüyormuş. Ayrıldığı üzüldüğü çığlıkları yani öyle söyleyeyim. Adını Blank Slatozine diyebiliriz demiş. Bu arada bize verdikleri serum bu bilginiz olsun. Fakat hangi anda saldırmam gerektiğini bilmiyorum biliyor musunuz gençler? O yüzden... Direkt baktı ve anladık abi neymiş bu? The End Ether Serum'uymuş. Evet. Bize verdikleri Ether Serum'u gençler bu arada bilginiz olsun. Inhibitor Serum'u The Formula Reverse Engineered. Yani
tersine mühendislik yaşa. Bunu birçok oyunda çok fazla duymaya başladım. Reverse engineer, tersine mühendislik. Bir prototype'mış ve betterment, ne anlama geldiğini bilmiyorum fakat insan iyileştirmek enstitülerinde kullanılıyormuş. Romanya'da 1980'li yıllarda oluşturulmuş. Ether'in antidotu, bir dakika. Ether'in antidotu Johannesburg'da, yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti yanılmıyorsam, Lucas Gray tarafından çalınmış. 47'nin, yani bizim Ajan 47'nin gizli hatıralarını ortaya çıkarmak için. Oğlum harika, şu anki versiyonlarda bu serum işte tamamen silme, kısa ve uzun arama hafıza tamamen silmede kullanılıyormuş. Fakat araştırma ekibi birkaç cycle sonra, yani birkaç süre sonra, massive commercial, they will be able to target. Hani hap üzeri, daha doğrusu serum üzerinde araştırma yaptıktan sonra bunu biraz daha böyle şeye vereceklermiş, yani halka açabileceklermiş. Şimdi işin iyi yanı, doktor hanımefendi beni tanıyor ve oradaki adam beni tanımıyor abi. Çok güzel. Ve bu kadın yakın bir zamanda önüne dönmeyecekmiş gibi abi. Kolay gelsin. Maalesef fırlatacak herhangi bir şeyimiz. Oo, kameramız hala bizde. Çok iyi lan, bunu almamışlar. Gülümse. Çok güzel abi. Allahu Ekber. Gel bakalım şöyle ablacığım. Madem beni tanımıyorsun o halde gel bakalım. Gel. Dur. Gardı çağırma gerizekalı. Gardı çağırdı mı? Geçen gardı çağırma sanırım ama emin değilim. Buraya azıcık yürüsün. Azıcık. Çıkmadı be. Ah be abi. O kadını bayılacağım abi. Bu kadını ağacından kurtulmamız gerekiyor bizim. Ağaca bak. Ona söyleyecek şimdi. Burada birisi var diye. Onu git onu bul diyecek. Sonra ben de sonra o adam olarak buraya geleceğim. Aa bak, vazgeçti. O ne alaka? Ne yapabilirim? Önce bu adam, bakın, bayıltabilirim biliyor musunuz? Fakat nasıl yapmam gerektiğini en ufak bir fikrim bile yok. Şunu bir elimizden bırakalım. Dostum sen kamerayı kontrolü unuttum vallahi. Gel abi şöyle biraz gel. Maalesef fırlayacak bir şeyimiz yok gençler, o yüzden. Oğlum çok tehlikeli işler yapıyorsunuz lan. Ben çok tehlikeli işler yapıyorum, o halde çıkacağım buradan. Bay bay. Okay, bay. Çok güzel abi, yeni bir oda, yeni bir macera. 1979 yılında hayatını kaybedenler için. Bu bir şey olabilir, %100 hatırlamıyorum fakat Amerika'nın böyle bir sıkıntısı değil, böyle bir problem yaşanmıştı uzaylı. 6-7 kişilik mürettebatını kaybetmiş, 6 kişilik mürettebatını kaybetmiş yanılmıyorsam. Aa bak, biliyorum abi, bir şeyler var. Yani buralarda cidden bir şeyler var. Yüksek ihtimalle ileriden bulup geri geleceğiz. Oha, şifre 1979. Net, net ya, ben size söylüyorum. 1979. Boşuna boşuna koymazlar abi onu. İşte bu. Tam aradığımız. Demek ki hakikaten o şey kapıdan çıkacağız abi. Şimdi istediğim şeyi bence yapabilirim. Ablacım yaktım çırını. Ne oldu? Ben kimim, tanıdın mı? Aynen öyle, bile bile attım. Hiçbir yere gitmiyorsun ablacım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni yerim. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ha? Bak baş başayız. Ha? Ha? Salak seni. Bak şanslısın, seni öldürmeyeceğim. Fakat benim yüzümü tanıyorsun. O yüzden kusura bakma. Yeah. Aa, Providence Member'ıymış kendisi. Aa, bir dakika, buradaki herkes Providence Member'ı. Abi sen Providence Member'ı mısın emin değilim. Sen beni tanıyorsun. Hem Providence'ın güvenlik görevlisi bu. Gebert. Oğlum harika. Karşılaştığım herkesi öldürebiliyorum. Süper. Aa. Levye kırıldı abi. Aa, şimdi nanayı yedik. Oğlum benim bu kapıyı levye ile açmam gerekiyordu. Hay Allah kahretsin, ciddi misin? Bir tane daha levye lazım. Aa, oyunu kilitledik. Ah, varmış bak. Var abi. Böyle şey olması lazım çünkü, yoksa öbür türlü yapamam. Heh, bak işte bu kadar ya. Oğlum. Oha. Abi şaka yapıyorsun, trendeymişiz. Oğlum nasıl gideceğiz öne doğru? Herhangi bir alan var mı? Yok. Yüksek ihtimalle dışarı çıkıyoruz gençler. Bilginiz olsun. Yo, dışarı çıkmıyoruz. Oğlum kendim şey gibi hissettim. Netflix'te bir tane dizi var gençler. Snowpiercer diye. İzleyeniniz yüksek ihtimalle vardır. O diziyi izliyorum. Ve çok hoşuma gitti şu sıralar.
şu an tamamen içinde bulunduğum durumu ona benzettim. Çünkü onda da böyle trendesiniz. Daha fazla ipucu vermeyeceğim ambiyansla alakalı ama izlemiyorsanız şiddetle tavsiye edebilirim. İçinden bir ses şey yapmam gerektiğini söylüyor. Polisin güvenlik görevlisinin kıyafetine girmem gerektiğini söylüyor. Deneyelim. Gel dostum. Bir de seni deneyelim abi. Hem fresh disguise'ımız olsun hem jantiyim vallahi. Şimdi buradan dışarı çıkmamız gerekiyor bizim. Ha X. Oğlum süper lan. Süpersin İkben. Hava donduruyorsun. Oğlum acayip görev yalnız ha. Şeyde olduğum aklım ucundan bile geçmezdi genç arkadaşlarımda olduğum. Hostile area. Yukarı abi yukarı. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum süper. Şuna bak. Bu arada bakın bizim silahımız var. Ve sahip olduğumuz silah 4 mermi. Abi bir dakika. Ulan bu var ya silah olmayabilir biliyor musunuz? Yani şey olabilir. Elektrik atan silahtan olabilir. Dostum o sigarayı söndür. Harikasın abi. Harikasın. Sanırım bunun kıyafeti diğerlerinden daha farklı biliyor musunuz? O yüzden değilmiş be. Tüh. Ve bir anahtar bulduk. Süper. Dostum seni aşağı atabiliyorum biliyor musun? Ve bu adam kötü adam abi. Fırlat. Bye bye. İşte bu be. İlk defa bu bölümde rastgele adamları öldürdüğüm için ceza almıyorum. Bu ne lan? Çıkabiliyor muyuz üstüne? Oo harika. Oo. Acaba kafama gelse bir şey olur muydu acaba üst kattaki şey? Bu neymiş lan? Place valve. Buraya valve yerleştirebiliyoruz. Fakat önce benim o valve'i bulmam lazım anladığım kadarıyla. Dışarı bakabilirdim fakat dışarıda görünüşe bakılırsa yok. Buradan ilerleyebiliyoruz. Benim üzerimde ışık saçan bir şey var abi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şuraya yaklaştığım zaman ışık veriyorum. Nereden veriyorum abi o ışığı ben? Hitman sana bakmak istiyorum yavrum. Neyse bakamıyoruz şu an sana. Şimdi bakalım. Telsiz. Abi hiçbir şeyimiz yok yani bir yer açmama yarayacak. Süper buradaymış. Sarı valve. Çok güzel abi. Gel bakalım. Trenden farklı bir yere gideceğiz mi bilmiyorum. Bilginiz olsun. Eğer sadece tren göreviyse kısa süreceğini bir yere açtık abi. Bu müzikat açmışız. Oğlum süper lan. Yolu zaten çok büyük bir kısmını şeyle gidiyoruz. Allah! Oğlum çok tehlikeli. Harbi diyorum çok tehlikeli. Bak geliyor bir şey geliyor. Atla aşağı. Oyun save etti. Herhangi bir tane kaçırmak istemiyorum gençler. Çünkü hakikaten sahip olduğumuz ekipmanlar şu an oldukça kısıtlı. Ve solda bir şey var. Atlayabiliriz aşağıya. Atla bakalım. Bir dakika. Bak abi şey yapabilirim. İstersem dışarıdan gidebilirim, istersem içeriden gidebilirim. Ve asker kıyafetim görünüşe bakılırsa var. Fakat ekstra bir kıyafet sanırım giyemiyoruz. Ve oradaki adamların iki tanesi beni ne hikmetse tanıyor. Ve maalesef şeyimiz yok lan. Kapıyı açmama yarayacak hiçbir şey yok biliyor musunuz? Abi çıkıyoruz dışarı. Bir dakika. İşte bu. Bir dakika bunu açamayız. Açabilirim lan bununla kapıyı ben. Yok ya lockpick veya crowbar lazım ve herhangi bir şekilde bizim şeye ihtiyacımız var. Çelik boruya. Peki. Geliyorum dostum. Geliyorum Arthur Edwards. Senin için geliyorum abi. Senin için. Nasıl geçeceğiz lan? Buradan mı? Bir dakika. Drop down. Eğil. Tırmanabilirim. Fakat ne var içeride bilmiyorum. Oğlum nereye geldik? İçeri girmeyi başardım. İçeride 3 kişi var. Bir saniye. Burası var ya mobil bir laboratuvarmış gençler. Bu ne? Rusty Old Nail. Ne işe yarıyor abi bu? Allah aşkına. Eski bir paslı çivi. Gençler fırlatamıyoruz fakat sadece şeyimiz var bilginiz olsun. Abi içimden bir ses benim bunu yapmam gerektiğini söylüyor biliyor musunuz? Cold Wars.
Spymaster? Well, apparently his crest was on the front car before Ether painted everything over. Well, that's the way it goes, isn't it? National past. Şimdi şu adam uyanmaz gençler bildiğim kadarıyla. O yüzden şöyle bir şey deneyeceğim bakın. Bu adam eğer kafasına screwdriver atarsam bayılır diye düşünüyorum. İşte bu kadar abi. Hayır 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 dostum hayır hayır hayır. Sen hayırdır lan. Hayırdır lan sen. Sen kime ne yaptığını sanıyorsun lan? He? Kime ne yaptığını sanıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen öyle uyuyorsun. Ha sen niye öldün? Aa sen nasıl? Tornavida. Tornavidanın gücünü gençler şey yapmamak lazım. Harika lan. Öldürdüğüm herkes için artı puan alıyorum abi. Süper. Bu tam bana göre bir görev. Bu tam. Ya şu silah ne kadar ses çıkardığını bilmiyorum gençler. O yüzden isterseniz şunu şöyle hızlı bir şekilde deneyelim. Olur mu? Bu kapı, oh be, şaşırmak zorunda kalmadığım için dehşet derecede mutluyum. Bakalım bu silah neyin nesiymiş arkadaşlar. Evet. Gençler bu silah gerçek bir silah. Yani bu teaser vesaire falan filan değil. O yüzden biz şeylerimizi alalım. Ya sıkı sıkı ilerleyebilir fakat ben yine de gizliliği elden bırakmak istemiyorum biliyor musunuz? Çünkü Hitman demek gizlilik demek. Ne oldu abi? Ne alaka? Oğlum, oğlum süperim lan. Arkadaşına niye söylemedin salak orada bir hareket gördüğünü? Gerizekalı seni. Öyle ölürsün. Etraf kalabalık mı hala bilmiyorum ama sadece ilerleyeceğim. Sadece ilerleyeceğim ve şu herifi bayıltmak istiyorum. Oğlum niye vurdun? Aa elinde silah vardı diye. Bir dakika abi yok yok bayıldı bayıldı. Tansiyon düştü tansiyonu. Tansiyon düştü abi tansiyon. Gel bakalım şuraya şöyle. Sen hayırdır lan? Kime çağırıyorsun lan öyle? He? Kimi çağırıyorsun oğlum? Kimi çağırıyorsun lan? Bu adamın kıyafeti güzel gençler. İşte bu kadar. Bu adam varmış demek ki sesi duyan. Sen burada mıydın? O unlock. Bunu unlocklayabiliyorum. Kırılma ne olur kırılma. Bir de kırıldı gençler bakın. Bakın abi. Bakın arkadaşlar. Paslı vidayı kırdık. Ne verdi bu adam bize? Tactical shotgun ve susturuculu. İşte bu ya. İşte bu abi. Şimdi yaktım çıranı Edward. Samimi söylüyorum yaktım çıranı abi. Çok ciddiyim sessiz ilerleyecektim. Ve artık çok daha iyi bir şekilde sessiz ilerleyeceğim. Kolay gelsin. Burada zaten kimse yoktur yüksek ihtimalle. Çünkü tırmanabilir. Allahu ekber. Yok abi yok. Yok abi yok. Yok içeri girelim. Çünkü içerisi bir yere gidiyor gibiydi. Bu arada sanki içinden bir ses Sovyet treni olduğunu söylüyor. Çünkü bakar mısın böyle yıldızlar vesaireler. Sabun mu? Ne alaka lan? Sabun ne yapabiliyoruz? Sabunu böyle atsam ne oluyor? Lanet olsun niye attım ki? Birisinin suratına atabilirdim. Ziyan ettik arkadaşlar sabunu. Bilginiz olsun. Geliyorum abi. Geliyorum. Susuculu pompalım olduğu çok çok iyi oldu biliyor musunuz? Çok çok iyi. Yürü bakalım Eray. Aç abi. Süper be. Dışarıda bu arada çok fazla ses var. O yüzden her türlü ihtimale karşılık ben... Craft Silenced pistol mü? Kendimize Silenced pistolü şimdi yapabiliyoruz. Bir tane susuculu silahım var bu arada. Bak. Bak az önce kola şişesi buldum ya. Ondan kendime susuculu silah yaptım. Ulan çok iyi be. Hitman abi. Yılın oyunu. 10 üzerinden 10. İçeriden kitle. Peki yüksek ihtimalle dışarıdan burayı şey yapabiliyoruz. Açabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Bak aynen abi. Bak Sovyet binası falan filan var. Kesin ya burası şey. Belli yani bariz. Bir Sovyet treni. Buradan dışarı çıkamıyoruz. Yalnız ben şeyi merak ediyorum ya. Ve çıkmak istiyorum abi. Çık aracım dışarı. Şuradan çık. Buradan çık. Buradan çık. Hayır, buradan çık. Üst kata çıkamıyor muyuz arkadaşlar? Orası kapalı. Burası da kapalı. Peki. Yüksek ihtimalle şey.
Hani ileriden geri döneceğiz. Yani bir backtracking söz konusu olabilir gençler, bilginiz olsun. İçerisi kalabalık. İçerisi cidden kalabalık. O yüzden eski taktiğimizi uygulayacağız. O da soda şişesi taktiği. Sus lan öyle, her şeyi merak edersen, öyle her şeyi. Abi boşluklar çok büyükmüş Hitman'cim, sen çıkartırken zorlanıyorsun abi, fark ettim. Hiç gerek yok abi. Aa, gunshot hurt mü? What? Kim duydu lan gunshot'ı? Şu arkadaşı sikerim, kimseyi öldürdüğümüz belli olmasın gençler, yani kanları boş verin. Kimseyi öldürdüğümüz belli olmasın, gel dostum, şöyle kenara bir yere. Aa, balerin, ay senin şapşik ya, tatlısın öyle sen. Let's go. Almıyorum ekstra silahları gençler, bilginiz olsun. Çünkü hiç gerek yok. Çünkü hiç gerek yok. Abi hiç zahmet etmeyin. Bu arada bakın, mermiyi nasıl şey yapabilirim bilmiyorum. Nasıl arttırabiliriz mermiyi emin değilim. Şu sonuçta ekstradan bir daha benim silah yapmam gerekiyor sanırım. Passenger card. Harika. Anahtar buldum. Bu anahtar burayı açar mı? Çünkü ben bir yolcu kabini anahtarı buldum. Fakat aynen. Burası şey ya. İçeriden kilitli. Biz yolcu kompartman değil mi? Trende bu şeylere kompartman deniyor. Odalara. Mesela trende kamera, kamera. Bravo abi. Gemide kamera diyecektim ve trende kamera. Trende kamera. Aa işte bu. Nice. Bakalım burada ne? Ay, şaka yapıyorsun. Hemen fuse box'ı. Aa, birisi geliyor. Abi, o buraya gelirken biz bekleyelim. Bu sanırım şey. Abi bir dakika. Bulunduğumuz kompartman kalabalık ve birisi koşa koşa geliyor. Buraya sigorta attı diye. Abi geminin, ne gemisi ya Eray. Trenin geri kalanında hiçbir şey yok abi. Bu arada şu elindeki şu silahı bırakalım değil mi? Abi çünkü elinizde silah varken gençler arkadan böyle tık diye sıkacak ciğerlerine. Hiç gerek yok yani. Değil mi? Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Çünkü 14 tane mermim kaldı. Onunla sessiz sessiz ilerleyeceğiz. Edward, Arthur'sun yanına doğru. Sigorta hala kapalı bu arada ve hiç kimse uyanmadı. O yüzden biz sigortayı geri açalım. Sonuçta arkadaşları şey düşünsün. Aa, bizim eleman hakikaten olayları yardımımız olmadan halledebildi gibi düşünsün istiyorum. Şimdi nasıl bir şey yapacağız buradan? Aa, passenger card key'i al mı? Neredeydi lan o? Vay. Bir yerden aldık. Şimdi nasıl yapmam lazım emin değilim. Şu adamı vurabilirim. Vaskalı beni falan. Bak. Nasıl fark etti daha, gördünüz mü? Tehlikeli. Çok tehlikeli abi. Nasıl yapalım? Tak tak mı? Tak tak değil mi? Oğlum çok zor öldü. Götünden vururum seni. Oğlum her tarafını mı zırh? Aa, ölmüyor herif. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Arkadaşın gibi. Sen niye ölmüyorsun arkadaş? Bak o nasıl öldü? Bak bu nasıl öldü, sen niye ölmedin? Arkadaşlar. Mesela tehlikeli iş. İş tehlikeli boyutlara ulaştı. Demek ki kafaya sıkıyoruz daha bu saatten sonra. Veya pompalıyı devreye sokacağız. Hakikaten bilmiyorum. Fakat bunu deneyebiliriz abi. Elimize madem. Aa, 4 tane mermisi var. Ben bunu şeye saklıyorum abi. Ben bunu Edward'a saklıyorum. Ben bu silahı Edward'a saklıyorum. Anlak mı? Aa, ciddi olamazsın abi. Daha dışarı çıkabiliyoruz. Süper. Tam olarak nerede olmamız lazım? Ukrayna'da mıyız şu an? Kardan dolayı her yer aynı gibi gözüküyor. Romanya'da bir yerlerdeyiz abi. Türkiye'ye yakın. Zagreb ile Innsbruck arasında riskli değil mi? Sınırdan geçmiyor muyuz? Bölgedeki hükümetler başka tarafa bakıyor diyor. Böyle ilgilenmiyor diyor buralarla. Soğuk savaştan birisi böyle. Teoriye göre hayalet tren yani bu. Sadece petrol almak için, yakıt almak için durulmuş.
O yüzden hükümetler de şey yapıyor, yani bölgesel hükümetler de çok fazla ilgilenmiyor yani neyin nerede olduğuyla alakalı. Çünkü bu hani soğuk savaşlarında gergin zamanlardan kaldığı için insanlar şey yapmıyor diyor. Pek ilgilenmiyor diyor yani neyin nerede olduğuna dair. O yüzden mütevellit biz abi şunu bir oyunumuz artık bir save alalım değil mi? Şu zamana kadar nasıl geldik? Bence gayet iyi geldik. O yüzden bir save'e bence kimse hayır demeyecektir. Nasıl yapalım? Bunları nasıl öldürelim? Ha? Nasıl öldürelim bunları arkadaşlar? Nasıl öldürelim? Ya şunu atmak istemiyorum biliyor musunuz? Yedek bir şey bulsam eyvallah. Fakat maalesef yedek silahımız yok. O yüzden elveda. Çok güzel ya. Harika. Vallahi o kadar smooth öldürüyorum ki kendimle gurur duyuyorum abi bazen. Evet doğru duydunuz gençler. Kendimle gurur duyuyorum insan öldürdüğüm için. Hey. Aa burası kalabalık. Bak burası kalabalık. Aynen öyle. İşte sabunun işe yarayacağı yer. Fakat nasıl işe yarayacağı yer? Ondan emin değilim. Burası çok kalabalık. O yüzden bu taktiği deniyoruz arkadaşlar. Aa tehlikeli. Oğlum ciddi misin? Buradan çıkamıyor muyuz abi? Şu camdan hiçbir açılmıyor mu? Aa bak! İşte bu lan. Nasıl kaybettim abi ben seni? Çok önemli. Pardon, ne oluyor be abi? Aa! Çok güzel. Nice. Nice, 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 nice. Çok hoş. Bayıldım abi. Bayıldım. Tamam daha gelmeyin. Yeterli. Şimdi bakalım sırada nasıl bir fantezi var. Aa buradan çıkabiliyorum. Aa süper. Let's go. Çok tehlikeli ha. Vallahi burası çok tehlikeli gençler. Gençler burası çok tehlikeli. Yakında birisi var çünkü ve gizli gizli nasıl öldürebilirim hakikaten bilmiyorum. Çünkü Rusty Nail var burada bir yerde. Nerede gördüm ben onu? Aha! Nice! Dostum bir dakika. Nasıl uyanmazsın sen? Senin suratına kurşun sıksam ne olur? Şu duyar mı? Kesin duyar ya. Silah sesini duyuyorlar. Şu çok yakın biliyor musunuz? Çok yakın abi. O yüzden bakın şöyle bir şey yapacağız. Orada iki kişi var tamam mı? Bakın şöyle bir şey yapacağız abi. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Karışmasın ortalık. Hayır abi hayır. Sen bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Aa salaklara bak duymadılar beni. Oğlum. İnanılmaz abi. Dünyanın en kullanışlı. Bu arada beni nasıl fark etti bilmiyorum. Yüksek ihtimalle şöyle yaslanan eleman var ya bak şu. İblis seni. Harbi diyorum beni o gördü. Sen öldün mü? Öldün. Çok güzel. Sen öldün mü? Aa hepiniz nasıl öldünüz ya? Ne çok kolay ölüyorsunuz abi. Boşu boşuna mı şeyiniz var lan sizin? Kaskınız vesaireniz var. Emin değilim ki. Abi işte bu. Bu ne? SMG. Oğlum çok iyi lan şuna bak. Mermi azaldı diyorum her defasında ve her defa. Şunu bana versenize. Çok istiyorum şunu. Hadi ne olur. Aa. Ah what is this? Cips ve tablet. Passenger card key. Harika. Şu zamanda 3 tane card key buldum. Passenger. Fakat bu trende ben passenger olduğunu düşünmüyorum gençler. Bilginiz olsun. Önce şuraya uğrayalım. Tehlikeli abi. Aynen geliyor. Enerjim yukarı. Oğlum az kaldı kafam gidiyordu ha. Arkadaşın çağırıyor olabilir bu arada bilginiz olsun. O yüzden biz... Biz şimdi aşağı inebiliriz. Dostum o kapıyı açma. Ne olur o kapıyı açma. Ama öyle söylemiştim. Sen kimseyi çağırma lan. Sen kimseyi çağırma oğlum. Sen kimseyi çağırma. Neredesin lan? Kimseyi çağırmayacaksınız abi. Hiç kimseyi çağırmayacaksınız. Kusura bakmayın ama... Bu tren hepimize göre değil. Benim pompaşım nerede? İşte otomatik silahım.
Oğlum otomatik silahımı ne yaptın sen? Sen ne arıyorsun abi burada? Ben seni arıyorum, sen beni arıyorsun. What is this? Aa, muhafız olabiliyoruz. Çok güzel mermi. İşte bu. İşte bu abi. Çok güzel bir yere geldik. Bu neymiş lan? Yine guard olabiliyoruz. Guard olabiliyoruz. Fragmentasyon grenade. Ne işe yarıyor abi? El bombası işe yarar. Neymiş bu? Sabun. Çok güzel. Explosive. Patlayıcı. O zaman... Kusura bakmayın abi. Bunları yapmam gerekiyordu. Ah! Birisi var. Yerde eğilen. Kim o? Bu ne? Diğer taraftan kitle. O zaman... Oradan geçemiyorum. Buradan da geçemiyorum. Ah, scale var, scale var. Dikkatli ol Hitman. Nasıl duymadılar lan? Oğlum nasıl duymadılar abi? Allah aşkına oraya kurşun... Kurşun geldi oraya. Susturucu bile olsa kurşun kurşundur. Bay bay. İyi uçuşlar. Ben çok soğukkanlı ya bu işleri yaparken. Bayılıyorum abi. Kaç mermisi var bu silahın? Raptor. Oğlum niye sürekli elinden gidiyor bu silah? Bak Allah aşkına. Ha, demek ki aynı anda şey taşıyamıyorum. Ben bunu bırakacağım ya. Ben bunu şimdilik buraya bırakacağım gençler çünkü... Aa, el değiştirebiliyoruz. Çok iyi. Yukarı çıkabiliyorum ve unlock var. Unlock yapsam ne olur? Unlock yapabilirim biliyor musunuz? Şöyle hızlı bir save alalım çünkü unlock yapacağım ve içerikler yüksek ihtimalle beni duyacaklar gençler. Bilginiz olsun. O yüzden hazırlıklı olun. Aç abi kapıyı. Oha, duymadılar. Vay embesiller vay. Abi, ah orada valve var gördüm. Bu çok aptalca oğlum para sorarsan. Tüm tren bir kişiyi korumak için seferber olmuş durumda. Biliyorsun değil mi? Herkes çok etkilendi. Biliyorum, biliyorum. Ben bu silahı kullanamam gençler kolay kolay. O yüzden bu işi şununla halledeceğiz bilginiz olsun. İnsanlar çok fazla şey yapıyor yani giyiniyor. Çok büyük bir amaç içinmiş sanki diyor. Aha bir dakika buradan çıkabiliyor muyum lan yukarı? Ah be çıkamıyorum. Niye çıkabiliyormuşum gibi duruyor. Dostum nereye gidiyorsun sen? Aa o. Şurada birisi var gençler. Ayrıyeten bakın silahlı ama o adam sanırım şey değil. Çok tehlikeli. Şu arkadaş dehşet derece tehlikeli. O yüzden bir distraction yapabiliriz. Nasıl yapsak? Şöyle atabiliyor muyum oraya? Atamıyorum abi. Maalesef. Ve bunu atarken de yüksek ihtimalle görür. Ve bölgede çok fazla alan da yok. O yüzden bir süre bunların dağılmasını beklemem gerekiyor benim görünüşe bakılırsa. Al dostum silahı eline. Ne olur ne olmaz. Oğlum o değil. Dostum nasıl görmüyorsun silahı? Yanlış silah abi, yanlış silah. Çok güzel. Çok güzel bir şey oldu. İkisi de bana yakınlaştı. Bayağı süper oldu bu. O telefonda baksın. Hadi dostum sen telefonda bak. Buraya bakma. Aa, o alanım kapanıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Önce şunu vurmam lazım gençler. Oğlum hemen fark ediyor. O beni nasıl görmüyorsun lan? Allah aşkına beni nasıl görmüyorsun? Süpersiniz ya. Ulan düşündüğümden çok çok daha kolay oldu biliyor musun? Ayrıma şey aldım ben yine. Varil aldım. Bu neymiş lan? Oh gasolin. Aha. Delelim. Dıkşın. Ya bak neden? Aa bu ne? Ha şey yere düştü. Ha bak bu silah burada. Çok güzel. Otomatik silahım var mı? O da buradaymış. Benim pompişim de benim sırtımda. Çok çok güzel. Cipslere bak aile boyu vallahi maşallah. Ah fuse. Ah bir dakika. Fuse'la alakalı bir şey vardı. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Burası. Evet bir şey oldu az önce. Bir yeri overloadladık fakat neyi olduğunu bilmiyorum. Ama
bir şeyleri berbat ettiğim için mutluyum. Bu oyun zaman zaman bana şeyi hatırlatıyor abi. Neighbors from Hell diye bir oyun vardı gençler. Komşunuzun evine girip türlü muzurluklar yapıyordunuz abi, ne bileyim. Yemeğine saç katıyordunuz. İşte tuhaf tuhaf aklınıza ne gelirse abi. O oyunu hatırlatıyor bana bu Hitman zaman zaman. Şimdi burası kolayca geçebileceğimiz bir yermiş gibi durmuyor. O yüzden yüksek ihtimalle sert çatışmalara sahne olacak burası. Dolayısıyla bizim bu tactical shotgun'ı çıkarmamız gerekiyor abi meydana. Oğlum burası harbi çok tehlikeli yalnız ha. Samimi söylüyorum. Ruslarla çatışabilir miyiz emin değilim. Otomatik silah almalı mıyım? Ben otomatik silah almalıyım. Bence öyle yapalım abi. Yürüyün. Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Yürüyün abi. Bu mu? Hangisinde çok mermisi varsa o benim. Yes. Let's go. Bak hedefimi görüyorum biliyor musunuz? Oldukça uzak mesafede. O zaman burayı sonlandıralım. Burada bölümü, çünkü hakikaten yakın bir zamanda hedefe yaklaşacakmışız gibi durmuyor. Bir sonraki bölümde işte tam bu heyecanlı bölgede kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.